Sayın Ahmet Akın. Buyurunuz Sayın Akın. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, enerjide bağımlılığımızın azalmadığı, hatta arttığı bu dönemde ne yazık ki iktidarın politikaları iyi niyet edebiyatı içerisinde hazırlanan temenniler manzumesinden öteye bir türlü geçemiyor. Değerli arkadaşlar, dünya ülkeleri sıfır karbon hedeflerini açıklıyor. Güneş ve rüzgara yoğunlaşıyor. Fosil bazlı yakıtlardan ve özellikle kömürden çıkış yolları haritalarını açıklıyor. Enerji verimliliği politikalarını uyguluyor. Avrupa yeşil mutabakat diyor. Artık başta enerji olmak üzere tüm sektörleri, iş yapış şekillerini, ürün ve üretim standartlarını yeşil mutabakata göre yapılandırıyor. Düşük karbonlu üretim ve hizmet sektörünü kurguluyor. Biz bu resmin neresindeyiz? Ülkemizi, sanayimizi, kurumsal kapasitemizi yeşil mutabakat ile uyumlu kılmamız artık bir zarurettir, bir mecburiyettir, bir gerekliliktir Sayın Bakan. Değerli arkadaşlar, her fırsatta yenilenebilir enerjiye destek olduğunuzu söylüyorsunuz. Merak ediyoruz, 10 Temmuz 2018'de bir numaralı kararnameyle Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nü neden kapattınız? Yani rejimin ilk işi acaba neden Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nü kapatmak oldu? Bunu da çok merak ediyoruz. Türkiye'nin potansiyeli her fırsatta, her ortamda hep Almanya ile karşılaştırılır. Araştırmalar yapılır. Potansiyelimizin Almanya'dan çok daha yüksek olmasına rağmen ve güneş yatırımlarına aynı zamanda başlamış olmamıza rağmen neden bunların bu kadar gerisinde kaldık? Mesela enerji kooperatifleri. Halkın kendi elektriğini temiz ve ucuz üretmesi için enerji kooperatifleri kurma çabalarının önüne neden engel koydunuz? Yönetmelikleri neden değiştirdiniz? Neden engellemediniz? Neden engellediniz? Ve biz buradan tekrar sesleniyoruz. Halkın enerjide söz sahibi olması için enerji kooperatiflerin önünü açmak ve teşvik etmek zorundayız. İşin gerçeği şu. Ülkemizde ne yenilenebilir enerjide ne de enerji verimliliğinde uyguladığınız politikaların önceliğinde bunlar yok. Enerji verimliliği konusunda da neredeyse %30'a yakın bir potansiyelimiz olduğu ortada. Ancak sizler geldiğiniz nokta hala 2007 yılındaki enerji verimliliği kanunu. Bunun ötesine bir türlü geçemediniz. Tercihiniz enerji verimliliğinden, halkçı ucuz elektrikten yana değil. Daha çok rant, daha çok santral, hatta daha çok nükleer santral yapmaktan yanasınız. Çok net bir biçimde uzun vadeli planlamadan yoksun, hareket ettiğinizi de hem enerji politikalarınızdan hem de icraatlarınızdan rahatlıkla görebiliyoruz. Maalesef bu boşu boşluğunuzun, hesap bilmezliğinizin faturasını ödemek ise size değil, ekonomik buhran içerisinde mücadele eden vatandaşımıza düşüyor. Değerli arkadaşlar, ayrıca EÜAŞ. EÜAŞ varken varlık fonu dediğiniz paralel, denetimsiz aile şirketiniz neden santral işine giriyor? Türkiye Varlık Fonu'nun Afşin Elbistan'da kömür santrali kurmaya giriştiğini biliyoruz. Ancak Afşin Elbistan'da ruhsatlandırma EÜAŞ'a ait. EÜAŞ varken Türkiye Varlık Fonu üzerinden neden bu iş yapılmaya çalışılıyor? Bu iş kime, hangi yöntemlerle verilecek? Fon aracılığıyla denetimden kaçırmak mı istiyorsunuz? Enerjide plansız, programsız politikalarınız maalesef vatandaşı çarpıyor. Sayenizde vatandaşı elektrik değil, onlara zamlarla bindirilen faturalar çarpıyor. Sizin plansız politikalarınız bedelini neden vatandaş ödemek zorunda? 2018 yılından bu yana elektrik arzı aynı şekilde durmasına rağmen iktidar bu süre içerisinde EPDK tarafından lisans verilmiş üretim tesisi yatırımlarını planlamak yerine kontrolsüz şekilde sürdürüyor, devam ettiriyor. Üstelik bu yatırımlar dışa bağımlılığı arttıracak şekilde şekillendiriliyor.
Yani neresinden bakarsanız çarpıklık, plansızlık ama yine bedeli ödeyen 83 milyon vatandaşımız. Ekosistemi gözetmeden, nehir havza planlaması yapmadan, nehirlerimiz üzerine ard arda kurduğunuz ve ulüfe gibi dağıttığınız mini mini HES'lerle doğadaki ekolojik dengeyi bozdunuz. Bizler HES yatırımlarına karşı değiliz. Ancak çevre ve çevresel etki çalışmalarıyla layıkıyla yapılacak ve yerel halk üzerinde mağduriyet yaratmadan ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak kaydı şartıyla. Yektem konusunda da birkaç kelime etmek istiyorum. Yektem 2010 yılında kurgulandığı felsefesinin bugünkü geldiği noktada çok ama çok uzağında. Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığını azaltmak, ülkede enerji üretiminde fosil yakıtlar yerine temiz, çevreci, yenilenebilir kaynakların kullanımını destek amacıyla hayata geçirilmişti. 10 yıllık tecrübe gösterdi. Fiyatlar dövize endeksli ve döviz kuru devamlı artıyor. Fiyatlar da otomatik olarak biniyor. 10 yıldır yenilenebilir enerji teknolojileri müthiş derecede ucuzluyor. Ama bizde fiyatlar aynen devam ediyor. Faturayı kim ödüyor? Faturayı 83 milyon vatandaşımız ödüyor. Faturayı sanayicimiz, esnafımız, halkımız ödüyor. Türkiye'de sizler hidroelektrik santrallerinin hiçbir yenilikçilik yapısı olmadığını bilen kişilersiniz diye düşünüyorum. Neden HES yatırımının tamamı neredeyse %70'inden fazlası inşaat olan bir yatırımı Yektem mekanizmasına aldınız? Bunların Yektem'den çıkartılması gerekiyor. Bu şekilde Yektem fiyatları ucuzlayacak. Yektem'in gerçeği ve olması gerekeni teknoloji yoğun yatırımlara destek verilmesidir. Sanayicimiz şikayetçi, faturalarını ödeyemiyor. Yapmamız gereken şu: yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliğine odaklanmalıyız. Yapmamız gereken ülkemizin yeşil mutabakatına hep birlikte imza atmamızdır. Fosil yakıtlara, sera gazı artışına dur dememizdir. Gelecek kuşaklara da yaşanabilir bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmaktır. Değerli arkadaşlarım, vatandaşlarımızın en önemli kalemlerinden bir tanesi enerji. Vatandaşın yükü artarken devlet bütçesinden bazı firmalara göz göre göre sağlanan destekler, muafiyetler, süre uzatımları, adil olmayan düzenlemeler hep AK Parti hükümetlerine ait. Bu bir kayırmacılıktır. Elektrik özelleştirmelerinde 21 dağıtım bölgesi oluşturulurken, özelleştirmeler yapılırken kayıp kaçak oranları yapılacak yatırımlarla azalacak diyen siz değil miydiniz? Hatta elektrik ucuzlayacak diyen siz değil miydiniz? Hani ucuzlayacaktı? Neden milleti kandırdınız? Dönemin Maliye Bakanı 1 Ekim 2013'te elektrik özelleşince ucuzlayacak, vatandaş ucuz elektrik alacak dedi. AK Parti'nin bu sözleri de doğru çıkmadı. Bir de bundan sonra yatırım harcamaları özel sektör tarafından yapılacak dendi. Bir de bunlar döviz verecek, işte vergi verecek dendi. Ne oldu? Meclisten geçen kanun ile kaçak kullanılan elektrik bedelinin tüketicilere yansıması 5+5 yılda uzatıldı. AK Parti hükümetleri elektrik dağıtımındaki bölgesel farklarını kapatamadığı gibi dağıtım özelleştirmesini de yönetemedi. Ve sonuç olarak kayıp kaçağı bu milletin sırtına çatır çatır yüklediniz. Şimdi buradan sormak istiyorum EPDK'ya. EPDK ne için var arkadaşlar? Vatandaş için mi, yoksa müşteri, vatandaşı müşteri olarak gören enerji şirketleri için mi? 3 Aralık'ta alınan karar kimin için mesela? 21 elektrik dağıtım şirketinin aklınıza gelecek her türlü masrafının vatandaşın faturasına yansıtılması için EPDK'nın yayınladığı elektrik dağıtım tarifesinin düzenlenmesiyle perakende satış tarifesinin düzenlenmesi hakkındaki karardan bahsediyorum. EPDK bizim eleştirilerimiz üzerine dün akşam bir açıklama yaptı. Özrü kabahatinden büyük. Diyor ki EPDK, geçmişte de böyleydi. Bu durum mevzuata uygun. Allah aşkına arkadaşlar, siz nerede oturuyorsunuz? Burası Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşımız ekonomik buhranla mücadele ediyor. Allah aşkına, Allah aşkına, milyonlarca vatandaşımız elektrik faturasını ödeyemiyor. Virüslerle mücadele ediyor. Ne olurdu bu giderleri yansıtmayacak bir karar alıp
vatandaşa rahat bir nefes aldırsaydınız. Neden hep bu şirketleri kolluyorsunuz? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Ekmeğini sattığı fırıncı Mehmet'e çay ikram eden bakkal Hakkı amcanın çayın parasını mahallenin emeklisi Hasan amcaya ödetmesine benziyor. Böyle bir şey Türkiye'nin hiçbir yerinde söz konusu olmaz. EPDK vatandaştan yana olmalıdır. Ranttan yana, şirketlerden yana değil, özündeki gibi şeffaf ve vatandaştan yana olmalıdır. Peki doğalgaz? Tamamlayınız efendim. Ortalama bir aile 175 metreküplük bir doğalgaza 140 lira ödüyordu. Şimdi 250 lira. Vatandaş 3 yılda %80 faturasına zam olarak yansıttılar. Aynı şekilde elektrikte de var %70. Soru şu, hangi memurun, hangi ücretlinin, hangi emeklinin, çalışanın maaşı %80 arttı da siz hangi yüzde bu zamları yaptınız? Üstüne üstlük buhran içerisinde pandemiyle, işsizlikle, vatandaşın uğraştığı mücadelelere rağmen üstüne üstlük devamlı zamlar bindiriyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu dönemde yapmanız gereken vatandaşın yanında olmak. Çünkü elektrik ve doğalgaza erişim bu koşullarda asgari bir haktır, insan hakkıdır. Karadeniz'de doğalgazı keşfettik dediniz. Vatandaş ucuz doğalgaz alacak diye müjdelediniz ama gerçekten vatandaşa mı müjde verildi yoksa bir yandaşınıza mı? Bunu yapmak için Karadeniz'de bulunan gaz için alım garantili bir sistem uydurdunuz. Değerli arkadaşlar, buradan sesleniyorum. Karadeniz gazı bir vatandaşa değil, AKP'nin selamlayın. Yakında kokusu çıkacaktır. Yani bu müjdeden maalesef 83 milyona bir müjde yok. Bir tek bir yandaşa müjde var. Onu da yakında herkes görecek. Sonuç olarak AKP bu doğalgaz işini tünel, otoyolla benzetecek ve geleceğimizi yine borçlandıracaksınız. Hem de insafsızca. Karadeniz'de bulunan doğalgazla ilgili birçok soru işaretleri var. Kim çıkartacak? TPA ne olacak? Parası nasıl bulunacak? Finansı nasıl yapılacak? Kaça mal olacak? Neye? Sonuçları nasıl olacak? Bir de değerli arkadaşlar, dün bir basın toplantısı düzenledik. Halkımızın pandemide yanında olmak için 6 maddelik çözüm önerilerimizi sıraladık. Şimdi burada, bakan burada, milletvekillerimiz burada. Allah aşkına, bu zamanda vatandaşın yanında olmayanlar daha sonra vatandaşa nasıl hesap verecek? Bunu kabul etmenizin size ne zararı olabilir? Burada diyor ki, bir salgın sürecinde elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın borçları faizsiz olarak bir yıl ertelensin. 12 eşit taksite bölünsün. Elektrik üretim desteğinden yararlan. Tamam ya. Bir yıl borç erteleme yetkisi verilen düzenlemeye COVID-19 salgın hastalığı da etkilensin. COVID-19 bir afet değil midir arkadaşlar? Bunu afet olarak görmemek bu milletin acısını duymamak demektir. Ayrıca çiftçimizin su ve elektrik borcu en az 2 yıl ertelensin. Ödeme kolaylığı sağlansın. Sanayicinin, esnafın ve tüm halkımızın artık bıktığı elektrikte ÖTV, fon, TRT payı kaldırılsın, KDV %1'e düşürülsün. Komisyonlarda bekletilen kanun tekliflerimiz burada kanunlaşsın. Doğalgazda ÖTV kaldırılsın ve KDV %1'e indirilsin. Bizim bu konularla ilgili kanun tekliflerimiz var ve bekletiliyor. Neden bekletiliyor? Hangi gerekçeyle bekletiliyor? Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.